nedir? Gördün mü annen orada mıymış? Gördüm. Annemi gördüm. Oradaydı. Annemi buldum ama seni kaybettim Zeynep. Yani ne anladım ki ben bu işten? Hiç. Sensiz olan hiçbir şeyin anlamı yok. Bak annem yoktu. Ben seninle beraber büyüdüm. Şimdi annem var. Ama sen yoksun. Ben anlamıyorum ya. Senin amacın zaten anneni bulmak değil miydi? Ben mi yanlış biliyorum? Değildi Zeynep. Değildi. Bak ben seni hayatımın en önemli yerine koymuşum. Anladın mı? Yani sen benim dünyam olmuşsun. Ben belki sana bunu bir şekilde bunu ifade edememişim, anlatamamışım. Eyvallah bunu anlıyorum. Yani bak mesela ben annemi çok özledim. Ama yüzünü bile bilmeden özledim onu. Onu çok sevdim. Gerçekten çok özledim ama yüzünü bile bilmeden, anladın mı? Sen öyle misin? Sen öyle değilsin. Ben senin her halini biliyorum. Ya ben çocukluğumuzu biliyorum. İlk gençliğimizi biliyorum. Senin bana ilk gülüşünü biliyorum. İlk ağlayışını biliyorum. Bana ilk kızışını biliyorum. İlk bana küsüşünü biliyorum. Ben senin her şeyini biliyorum. Dünya bir yana. Sen bir yana. Benim için farklı mı sen? Senin için farklı. Neyi farklı? Senin için farklı. Bak ben hayatta sadece bir şeyi kimseyle paylaşmam. Bir şeyi. O da sen. Anladın mı? Ve Veli ile sizi öyle... Öyle sizi yüz yüze görünce bak... Öyle kafamı duvarlara vurasım geliyor, çıldırıyorum, fıttırıyorum, anladın mı? Deliriyorum. Sen neyi anlamıyorsun? Sen neyi anlamıyorsun? Her seferinde sana anlatıyorum. Benim hayatımda Veli yok. Yok. Bırak Allah'ını seversen Zeynep ya. Sen nereye gidiyorsun ya? Benim konuşacaklarım daha mı pek? Beni sakın bir daha çekiştirme. Sakın. Al çekiştiriyorum, bir daha çekiştiriyorum. Beni çekiştirmeden konuş. Bağırsana evdeki gibi. Çekiştirmeden konuş. Ya gel buraya diyorum. Mutfet ediyorum konuşacaklarım. Sen böyle canının istediğini benim yüzüme söyle, hak etmediğim halde söyle. Ben konuşacağım zaman çek git. Öyle bir şey yok. Sana ben çok şey söylemek isterdim ama şu an değil. Sana bitmedi dedim. Zeynep. Buyurun, beraber oturalım. Yok, böyle biz iyiyiz. Keyfiniz bilir. Peynir alalım, ciğer de alalım, sarma da alalım. Thank you.
Başka yere mi gitseydik? Biz niye gidelim Cemre'cim? Çok rahatsız olan varsa bunlar başka yere gitsin. Biz niye gidelim? Sen mi çağırdın lan kızlara? Yok abi, ne alakası var ya? Lan yalan söyleme, çarparım tokalara. Bak, sen de böyle telefon açıp sessiz sessiz aşk şarkıları dinletecek, pişmanım seni seviyorum diyecek bir tip var. Sen de bu var. O yüzden sana soruyorum. Abi benim Cemre'yle ne işim olur artık ya? Bak oğlum, şş. Delikanlı gibi burada sohbet ediyoruz. O yüzden açık açık konuş. Davet edebilirsin. Abi evet, davet ettin mi diyebilirsin. Ne var yani, biz taş kalpli miyiz? Kadir abi, vallahi billahi ben çağırmadım diyorum ya. Çağırsam da gelmezdi Cemre zaten ya. İnanmıyorsun bana ya. Keyifleri yerinde maşallah. Vallahi Cemre'cim, onların keyfi yerinde mi değil mi? Benim hiç umurumda değil, hiç. Ben bundan sonra kendimdeyim ya. Sen de bana eşlik edersen ne hala? Yo, ben de o kafadayım zaten. Vallahi bilmiyorum. Kusura bakma ama öyle. Yani benim için bundan sonra böyle. Ne yapılması gerekiyorsa yaptım ben. Merhametse merhamet, sevgisi sevgi gösterdim. Seviyorum lan. Çok seviyorum dedim. Yani bundan sonra aşkmış, sevgiymiş, öyle şeyler benim için bitti ya. Yok artık benim için böyle şeyler. Ama tabii seni bilmiyorum. Yani sonuçta senin özel hayatın, ben orasına karışamam. Yok. Benim de umurumda değil ki. Yani benim de böyle konuşan bir adama ne bakacağım ben? Bana düşmanıymışım gibi davrandı. Yok efendim, iki günlük maziyle ben onun hayatına ne karışıyormuşum? Sevmeyi bilmiyormuşum zaten. Ya benimle böyle konuşmaya hakkı var mı? Bak. Eyvallah abi, çok ağır konuştum ben de. Çok ağır konuştum. Yani gönül istemez bu lafları söyleyeyim. İsteyerek de çıkmadı ağzımdan. Ama çıktı işte bir kere. Cemre'nin yaptığı da azuz değildi. O da büyük bir hata yaptı abi. Çok ağır yaptı yani bana. Dedim ki bunu yapma. Bak benim yanımda ol yeter. Bunu yapma ben ama dedim ya. Dedim ya, dinlemiyor beni ya. Dinlemiyor ya beni abi. Dinlemezler. Bunlar dinlemezler. Bunlar burnunun dikine dikine giderler, anladın mı? Kendi bildiklerini yaparlar. Anlatabildim mi? Anneni kurtaracağım. Bana diyor ki anneni kurtaracağız. Anneni alacağız. Anneni göreceksin. Ya arkadaş. Veli yavşağının sen lafını niye dinliyorsun? Neden? Sonra da bana diyor ki ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen bana yardımcı olmak için benim yanında dursan yeter zaten. Yok. Yok kızım, bunlar kadir kıymet falan bilmezler. Bunlar ne anlar? O kadar fedakarlık yap hiç anlaşılmasın. Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Böyle var ya, şu şişeyi alayım diyorum. Böyle ağzının orta yerine vurayım. Bak bak. Allah aşkına bak. Suratına bak. Sanki böyle beni tanımıyormuş gibi bir bakmalar, bir şeyler, bir... Ne bu ya bu? Veliymiş, ne veli, veli. Ne veli ya? Böyle bir şey olabilir mi ya veli? Ya inanmak istediklerine inanıyorlar. Görmek istediklerini görüyorlar. Ya o kadar umurlarında değiliz ki. Yok, değiliz. Ya Allah aşkına ya. Benim sizden başka, Kerem'den başka kimim kaldı bu hayatta? Başı sıkışınca yardım etme gibi bir hakkım yok mu benim? Yok. Güvenemiyorum ki abi. Şöyle uzaktan bakan acaba ne diyordur bizim hakkımızda? Ne düşünüyorlardır yani? Bu kız bu oğlanla ne yapıyor yan yana ya? Hı? Ben bile aynaya bakınca diyordum, lan bu kızın benimle ne alakası var? Niye yanımda bu kız benim? Bir de hele bu para mevzusu olunca en son tutamadım kendimi işte. Oğlum ben sana diyorum, gönül işiyle evlat işi bir arada olmaz. Anladın mı? Aynen öyle abi. Aynen, aynen. Bak Kerem, 35 yaşındayım. Kardeşime söyleyeyim. Ama standartlarımı, çapımı ona göre ayarlıyorum. Anlatabildim mi? Ne gibi abi? Bileceksin. Bazı şeyleri bilerek yaşayacaksın. Bak ben 19 yaşımda... 19 yaşımda hayatımın şokunu yaşadım. 19 yaşımdayken. Hayat Üniversitesi'nden mezun oldum. 19 yaşımda. O ne abi? Hep açıyoruz açıyoruz konusunda, hiç bahsetmiyorsun, devamını getirmiyorsun. Hep kapa tutuyorsun. Ya nasıl anlatayım ben şimdi sana ya? Ya da zaten şu anda hafiften de kırıldım. Anlatabilirim yani. Anlat abi ya. Anlatayım da dinle.
Bak, 19 yaşındayım. Ve işte gece kanundan bozma bir evde oturuyoruz o zaman. Leş gibi böyle kepek bala sandırmaz, öyle bir yer. Çalışıyorum maaşlı bir yerde. İşten çıkmışım. Keyfim yerinde, tıkırımda. Hanımefendiye evlenme teklifi edeceğim. 19 yaşında bir adam, o zaman benim gözümün bebeğine bakacak bir tane delikanlı bulamıyorum. Zıpkın gibiyim. 19'um, evlenme teklifi ediyorum. Neden? Allah'ına kadar seviyorum çünkü. Kardeşime söyleyeyim, 3 kuruşa da bir yüzük almışım. Hani usulünce bir şeyler olsun istiyorum. E cep delik, cep tancı o kadar para var. Ne yapacaksın ya? Sonra ben bu kafayla eve giderken kapıyı açtı hanımefendi. Elinde bir evrak. Ana, ben polis akademisini kazanmışım. Aşırı mutlu oldum. Ama mutluluğum kısa sürdü. Böyle soğuk bir gülümsemeyle tebrik etti beni. Sonra kendi de bir hafta önce üniversiteyi kazanmış. Bak, bir hafta önce üniversiteyi kazanıyor. Bana şimdi haber veriyor. Yani o gün haber veriyor. Anladın mı? Haberini bir hafta önce almış. Kapıda bir valiz. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Ya evlenme teklifi edeceğim kız. Onun için geldiğim kız. Sevdiğim kız. Valizini hazırlamış. Ya gitme. Ne olursun gitme. Ya yapma. Bu yapmış olduğun delilik. Bak, ben seni seviyorum kızım. Ya nereye gidiyorsun? Bak, pişman olmayalım. Böyle bir sevgiyi hiç dinlemedi. Cevap da vermiyor. 15 dakika içerisinde çıktı gitti. Yani olan benim gençliğim oldu. Anladın mı? Şu abinin 19 yaşında hayatı bitmiştir. Ama şunu da bil. Ömrümün sonuna kadar da bu kalbin sahibi bir tek kişidir. Var mı söylemek istediğin bir şey? Çocuk. Kalk, dışarıda konuşacağız ya. Zeynep. Cemre, bir saniye. Ben böyle senin gibi özelimi masalara mezzetmem. Çık dışarı, dışarıda konuşacağız. Gel dışarı gel. Dur. Abi yapma ya. Abicim otur. Otursan ben geliyorum. Evet. Seni dinliyorum. Söyle. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Senin gözünde benim şu kadarcık değerim yokmuş. Sen o kadar insanın içinde bana nasıl söyledin sen o lafları ya? Senin gururun var da benim gururum yok mu? Zeynep şöyle yapar, Zeynep böyle yapar. Sen beni tanımıyor musun? Bir dakika. Bir saniye. Ben senin bana evlenme teklif edeceğini nereden bileyim? Nereden bileyim ben senin bana evlenme teklif edeceğini? Ben müneccim miyim? Yani bilseydin de zaten yine gitmeyecek miydin? Ne fark ediyor? Sonuç neyi değiştirdi ki? Benim sözümü kesme ya. Sen benim sözümü kes... Kafam karışıyor benim. Ben sonra toparlayamıyorum. Benim sözümü kesme lütfen. Sen benim canımı çok acıttın, biliyor musun? Ben o içeride söylediğin hiçbir laf hak etmedim. Çok çok acıttın sen benim canımı. Sen severken gitmenin ne demek olduğunu bilmezsin Kadir. Sen biliyor musun ne kadar zor? Kolay mı ayrı kalmak? Ben sensiz her gün ölüyorum ya. Sana çok kolay geldi galiba. Ben uyku uyumuyorum. Lokma yiyemiyorum. Benim yaptığım her şey zehir zıkkım oldu. Haberin var mı senin? E söylemiyorsun ki, nereden bileyim? Sen haber mi veriyorsun bana Zeynep? Ben neyi haber vereyim ya sana? Ben ne anlatayım sana? Sen kör müsün? Görmüyor musun ya benim ne kadar çok sevdiğimi? İlla her şeyi benim senin böyle yüzüne söylemem mi lazım? İlla delirmem mi lazım benim? Sen beni tanımadın mı ya? Ya ben sensiz geçirdiğim her gün öldüm. Öldüm, anladın mı? Bak, kalan da bu. Bu kaldı sana. Anladın mı? Bana bağırma sokağın ortasında. Bak, senden rica ediyorum. Bağırma.
Tamam. Bak dükkanın önündeyiz. Sana bir soru. Madem seviyordun niye gittin o zaman? Ne yapsaydım? Nasıl durayım ben o evde bana böyle öfke dolu bakarken sen? Nasıl duracağım? Tek yaptığın şey bağırmak, çağırmak. Zeynep şunu yap, Zeynep bunu yapma. Sırf yardım etmek istediğim diye şu bizi getirdiğin hale bak be. Kim senden yardım istedi ki? Asıl sen hayatın boyunca kimden yardım istedin acaba? Dur, sakin ol. Dur, bağırma, sokak. Bir dakika ya. Allah'ım ya. Sen bu zamana kadar kimden yardım istedin? Allah aşkına bir söyle. Yok. İlla sen kendin bulacaksın, sen kendin çözeceksin. Sen yapınca kahramansın, biz yapınca hainiz. Ya sen beni tanımadın mı ya? Sen benden nasıl şüphe edersin? Ben de istiyorum. Ben istemiyor muyum 19 yaşına döneyim? O gün hiç yaşanmamış olsun. Tamam be, yaptım be, bir hata yaptım. Bırak artık, bu kadar insanın üstüne gelinir mi? Bu kadar yüklenilir, ezilir mi bir insan ya? Sen ne bakıyorsun geçmişe? Niye bakıyorsun geçmişe? Baksana önüne. Önüne bak. Şimdiki Zeynep'e bak. Beni dinle. Şimdiki Zeynep'i dinle. Aşık oldum, kadını öptüm, ne yapacağım? 19 yaşındayken bunu yapmayı çok istemiştim. İyi yapıyorsun. Hadi gidelim. Gitmeyelim ne olur. Azıcık daha kalalım, öyle kalalım. Sana diyorum. Bak sen bu gece eve gitme. Ben de seni 19 yaşımızdaki halimize geri götüreyim. Bak yine canım yakacaksın sen benim. Hayır, hayır, hayır. Hiç kesinlikle. Yaralarımızı saracağız. Tamam mı? Şöyle şöyle. Her şeyimizden uzaklaşacağız. Bütün dertlerimizden, bütün sıkıntılarımızdan uzaklaşacağız. Tamam mı? Sadece... Sen de ben. Tamam. Tamam. Dur, lafın bitmedi. Eğer sabah olduğunda şu bak şu ton var ya, bak şu bakış. Şu bakışı unutursan, nasıl baktığını unutursan ve aramızda şu olan şeyi hatırlamazsan eğer. İşte bak o zaman ya seni... Ya saçmalama Allah aşkına ya. İnsan yıllarca beklediği şeyi unutur mu? Taşlara topuk giriyor dikkat. Dikkat et. Dikkat et. Oo, kapı açmam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kapı açma mevzusu iyiymiş. Onu ben sonraki evime gelme falan da yapmıyor olursan. Sanki öyle. Sen ayaklarını toparla da gerisine bakarız. Selamünaleyküm kardeşim. Günaydın. Günaydın. Neredeyiz biz ya? 16 yıl öncesindeyiz. Ne? 16 yıl öncesindeyiz. Dün geceyi hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Hatırlıyorsun. Bir şey söyleyeceğim, ben aileni aramadım. Ailenle konuşmadım ben ya. Annesi merak etme, ben konuştum. Ne dedi? Dedi ki eğer annem bu şekilde mutluysa ben de onun mutluluğundan mutluluk duyarım dedi.
Serpil abla sende kalacak. İyi bari Enes. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim... Ben üstüm başım böyle benim. Ben sızmışım kıyafetlerimle ya. Cemre ayarladı bir şeyler. Ay. Aynen. Hazırlanayım mı o zaman? İyi hadi bakalım. Hazırlan. Aşağıda görüşürüz. Oh. Buyurun. Eyvallah. Ne güzellik böyle ya. Cemre sağ olsun. Zaten eve gidelim soracağım ben ona. Ya kız sen biraz sevil istemiş yani. Ne var bundaki? Ya benim sevilmek için kıyafetime ihtiyacım var. Ya bir kere de mütevazı ol ölmezsin ya. Ya 40 yılda bir iltifat ettin. Onun da tadını çıkarttırmıyorsun ya. Birader rica etsem acaba şunları arabaya kadar götürmem mümkün mü? Tabii ki efendim. Sağ ol. İyi günler. İyi günler.